Merhaba gençler, bu hafta sizlerle İslamiyet'in doğuşu ve yayılışı ünitemizin üçüncü dersini yapıyoruz. Daha önceki derslerimizde İslamiyet öncesi Dünya, İslamiyet öncesi Arap Yarımadası ve Hz. Muhammed dönemiyle dört halife dönemlerine bakmıştık. Bugün Emeviler ve Abbasler dönemlerine bakacağız. Başlayalım o halde. Ee, hatırlayacağınız üzere 661 yılında Hz. Ali döneminde bir Sıffin Savaşı yaşanmıştı ve bu Sıffin Savaşı'nın sonucunda yapılan hileyle Muaviye halifeliği Hz. Ali'den almıştı. Daha sonra hariciler Hz. Ali'yi şehit etmişlerdi. Yine hatırlayacağınız üzere ee, bu anlamda muaviye daha önce valiliğini yaptığı şama giderek kendi halifeliğini ilan ediyor ve böylece e, Şam merkezli olmak üzere emevi devleti kuruluyor gençler. Emevi devleti için söyleyebileceğimiz en önemli şey bu dönemde gerçekten İslamiyetin temel prensiplerinden ayrılındığıdır. Birazdan söyleyeceğim özelliklerle bunu çok iyi anlayacaksınız. Şimdi bakalım Muaviye dönemine. Türkistan yönünde, Anadolu yönünde ve denizlerde fetihler var Muaviye döneminde. Muaviye ilk olarak e, Afganistan'ın Kabil, Özbekistan'ın Buhara, Nefes gibi e, Nesef gibi kentlerini alıyor. Ardından Anadolu yönüne yöneliyor. Ancak Anadolu'dan değil deniz yoluyla İstanbul'u kuşatıyor iki defa ancak başaramıyor. Şimdi arkadaşlar sorularda bazen bizi şaşırtmaya çalışabilirler. E, Muaviye'nin İstanbul'u iki kere kuşattığını söylerler. E, sonra bize şıklarda derler ki o zaman Muaviye döneminde ilk defa Müslümanlar Anadolu'ya ayak basmıştır. Biz yanılabiliriz, düşebiliriz. Hayır. Anadolu'ya bu dönemde hiçbir fetih hareketi yok Müslümanlar tarafından. Çünkü İstanbul Anadolu üzerinden değil deniz yoluyla donanma tarafından Kuşatılmış iki defa ancak alınamamış. E, buraya önemli dikkat etmenizi rica ediyorum. Denizlerdeki fetihlere baktığımız zaman da Rodos ve Sakız gibi önemli Akdeniz ve Ege denizinin adaları ele geçiriliyor bu dönemde. E, peki e, şimdi hatırlarsanız. E, Sıfır Savaşı'nın sonunda siyasi gruplaşmaların olduğunu söylemiştim. E, bunlardan biri Emevilerdi. Diğer taraf Hazreti Ali taraftarları Şii'ler idi hatırlarsanız. Hazreti Ali'nin öldürülmesinden sonra Hazreti Ali'nin büyük oğlu olan Hazreti Hasan Şii'lerin liderliğini ele geçirmiş e, veya devralmış diyelim. E, Muaviye ile bir görüşme yapıyor. E, şöyle bir şart koşarak Muaviye'nin halifeliğini Şiiler olarak kabul edeceklerini ifade ediyorlar. E, maksatları daha fazla Müslüman kanının akmaması tabii ki. Hazreti Hasan Muaviye, Muaviye diyor ki. Eğer senden sonra yeniden e, halifelerin seçimle başa gelmesini kabul edersen biz Şiiler olarak senin halifeliğini kabul edeceğiz. Muaviye tamam diyor benden sonra yeniden seçim yaparsınız. Ancak ölmeden önce e, hastalandığı bir dönemde kendi oğlu Yezid'i halife ilan ediyor. Yani Hz. Hasan'a ve Şiilere verdiği. ...sözü tutmuyor. Böylece halifelik hepimizin bildiği üzere saltanat haline gelmiş oluyor. Ne demekti saltanat haline gelmek? Yönetimin babadan oğula geçmesi. Aynı ailedeki erkek üyelerin yönetimde hak sahibi olması demekti. Bunu Türk tarihini konuştuğumuz bir önceki ünitemizden hatırlıyor olduğunuzu umuyorum. Peki Yezid dönemine bakalım. Yezid döneminde yaşanan en önemli olay 681 yılında yaşanan Kerbela olayı. E, Muaviye'nin oğlu Yezid'i halife ilan ettiğini Hazreti Hasan vefat ettiği için daha öncesinden e, görememiş. Şiilerin yönetimini devralan Hazreti Hüseyin e, bu durumu fark ediyor. Kendilerine verilen sözün tutulmadığını Hazreti Hüseyin de Hazreti Ali'nin küçük oğludur. Ee, ve beraberindekilerle birlikte Şam'a doğru e, Yezid'le görüşmeye e, gidiyor. E, Kerbela denilen bölgede pusuya düşürülüyor. Hazreti Hüseyin ve beraberindekiler öldürülüyorlar, katlediliyorlar arkadaşlar. E, şimdi bu olaya baktığımız zaman iki açıdan değerlendirmeliyiz. Bir kere Hazreti Hüseyin'in kim olduğunu bir daha hatırlayalım. Hazreti Ali'nin küçük oğlu. Sadece bu açıdan bakmayalım. Hazreti Ali Hazreti Muhammed'in de damadı olduğuna göre Hazreti Hüseyin aynı zamanda Hazreti Muhammed'in yani peygamberin torunudur ve onun beraberindekiler de Hazreti Muhammed'in soyudur, akrabalarıdır. Onların katledilmesi bir Müslüman devlet tarafından tabii ki Müslümanlar arasında hoş karşılanmayacak. Emeviler kötü bir imaja sahip olacaklar. Bunun üzerine Emeviler bu kötü imajı silebilmek için diyecekler ki İslamiyet'i ne kadar çok yaysak o kadar unutulur bu durum. Fetihlere müthiş ağırlık verecekler. Birazdan da ne kadar e, genişlediğini sınırların hep birlikte göreceğiz. İkinci açıdan değerlendirirsek de Müslümanlar arasındaki ayrım iyice derinleşiyor ve bugüne kadar gelen mezhepler ortaya çıkıyor arkadaşlar. Sünni ve Şii olarak bildiğimiz mezhepler. Gelelim en parlak döneme, Abdülmelik dönemidir. Haritadan da anlayabileceğiniz üzere. Ee, Kuzey Afrika fetihleri bu dönemde gerçekleşiyor. Bakın hatırlarsanız Hazreti Ömer Mısır'ı almıştı. Osman e, Libya ve Tunus'a kadar ilerlemişti. Şimdi Fas ve Cezayir'i e, Abdülmelik alıyor ve böylece Kuzey Afrika fetihleri tamamlanıyor. Ee, hariciler çok sık isyan e, çıkartıyorlar bu dönemde. Bu isyanların hepsini başarılı bir şekilde Abdülmehlik e, bastırıyor. Öte yandan Orta Asya'da da şöyle bakalım. Orta Asya'da da e, Türk iş Türkleriyle savaşılıyor, ancak başarılı olamıyor. Hatırlarsanız Türk işlerinde e, İslamiyet'i Orta Asya'ya yayılmasını engellediğini söylemiştik bir önceki ünitemizde. İç gelişmelere baktığımız zaman yine şunu söylemek istiyorum. Eğer dışarıda çok gelişme varsa yani devlet sınırları genişliyorsa içeride de mutlaka kurumsallaşma faaliyetlerine gitmelidir devlet. Burada da ona bir örnek görüyoruz. Ülke eyaletlere bölünüyor. Hatırlayalım. Hazreti Ömer devleti genişlettiğinde ne yapmıştı? Ülkeyi illere bölmüştü. Burada eyaletlere yani daha büyük parçalara bölündüğüne göre e, ülkenin sınırlarının daha büyük genişlediğini, daha çok genişlediğini e, görebiliyoruz. Askeri bir posta teşkilatı oluş. Yine Hazreti Osman Ömer özür diliyorum. Ömer döneminde de bahsetmiştik. İlk İslam parası bu dönemde bastırılıyor. Arapça resmi dil ilan ediliyor ve son olarak da mevali politikası uygulanmaya başlanıyor. Peki nedir mevali politikası? Gençler en başta Emevilerin hatırlarsanız dedim ki İslam'ın temel prensiplerine karşı gelmiş, bunun dışına çıkmış bir devlet olarak bilinir Emeviler dedim. İşte bu sebepten ötürü. Bakın biz bu piramidi görmeye hatırlarsanız ilk çağ uygarlıklarını konuşurken çok alışmıştık. Neydi bu piramit? Evet sosyal sınıf piramidi. Sosyal sınıf piramidimizde hatırlarsanız üçgenin yukarısına doğru çıkıldıkça nüfus artıyor ee, özür diliyorum nüfus azalıyor ancak nüfus artıyordu yani güç etki artıyordu aşağıya doğru inildiğinde de nüfus artıyor yani çoğalıyorlar ancak nüfusları yani güçleri oldukça azalıyordu bu durum yani halk arasındaki eşitsizlik İslam'ın temel prensiplerine uygun değil çünkü Müslümanlar kardeştir diyordu hatırlarsanız İslamiyet e, Hz. Muhammed döneminde olmak üzere, en başta o zaman da olmak üzere. E, şimdi bakalım burada ne olmuş? E, Emeviler diyorlar ki e, asıl Müslümanlar Arap olan Müslümanlardır. Biz birinci sınıf vatandaşız. Müslüman da olsanız, Arap değilseniz, yani Arap olmayan Müslümanlar ancak mevalidir. Yani yarı köle, yarı bağımsız ya da ikinci sınıf vatandaş diyebiliriz. Gördüğünüz üzere Müslümanları Arap olan ve olmayan diye ikiye ayırıyor. Biz bu politikaya o zaman Arap milliyetçiliği ya da Arap ırkçılığı diyebilir miyiz? Evet diyebiliyoruz. Üçüncü sınıf vatandaş kimlermiş? Onlar Müslüman olmayanlar yani gayrimüslimler. Bunlara da zımmi statüsü verilmiş. Zımmi ne demek? Müslüman toprağında yaşayan ancak Müslüman olmayan kişi. Bunlar da e, ergin erkekler tabii ki her biri ergin yani e, yetişmiş yaşa gelen erkekler cizye adı verilen vergiyi ödeyerek Müslüman toprağında yaşamaya devam ediyorlar. Ve son olarak da savaşlarda elde edilen esirler yani köleler. Hatırlarsanız Hazreti Muhammed'in köleciliği kaldırdığını söylemiştik. Ancak bakın e, burada kölecilik veya sosyal sınıf farklılıkları tekrar gelmiş görünüyor e, Müslümanlara. Emeviler döneminin yine önemli... E, isimlerinden halifelerinden biri birinci velid dönemine bakalım 711 yılında şurayı gösteriyorum arkadaşlar bakın Cebeli Tarık Boğazını Fas'tan geçiyor Müslümanlar Tarık bin Ziyad önderliğinde 711 yılında Kadiks savaşı yapılıyor ve İspanya fethediliyor İspanya'nın fethiyle birlikte İslamiyet Avrupa kıtasında yani 3. kıtaya sıçrıyor İslamiyet böylece bir başka önemli dönem Ömer bin Abdülaziz dönemi. Abdülaziz Şura'nın seçimiyle başa geliyor. Mevali politikasını uygulamadan kaldırıyor. Böylece cizye vergisini de yani gayrimüslimlerden alınan vergiyi de kaldırıyor. Hoşgörülü ve adaletli bir yönetim kuruyor. Bakın sanki dört halife döneminin özellikleri görülüyor gibi bu dönemde. Bu yüzden de kendisine beşinci halife denir arkadaşlar. Gelelim birinci Hişam dönemine. Birinci Hişam döneminde yaşanan en önemli gelişme Franklarla bugünkü Fransa topraklarında yaşanan 732 yılında Puatya Savaşı'dır. Franklara saldırıyor ancak başarılı olamıyor. Böylece İslamiyet'in Avrupa'daki ilerleyişi durmuş oluyor e, haritadaki sarı noktaya bakarsanız savaşın geçtiği alanı görmüş olursunuz. Demek ki İslamiyetin Avrupa'daki geniş, genişleme alanı İspanya ile sınırlı kalmış diyebiliriz. Devam edelim. Artık Emevilerin sonuna doğru geliyoruz. yıkılışına etki eden faktörlere bakalım. Mevali anlayışı. Neden etki etmiş? Şöyle bir cümleyle açıklayabilirim. Ne kadar çok toprak fethetmiş olurlarsa olsunlar, Emeviler döneminde İslamiyeti benimseyen insan sayısı az kalmıştır ve bu zorla benimseyenler ise Yönetimden hoşnut olmadıkları için her fırsatta ayaklanmışlardır. Tabii ki iç isyanlar, iç huzursuzluk her zaman devleti zayıflatan önemli faktörlerden birisidir. Öte yandan taht kavgaları halifelik için de artık geçerli. Çünkü babadan oğula geçiyor. Bu anlamda taht kavgaları da biliyorsunuz devleti yıpratan bir unsur. Son olarak da Abbasi Kıyım Hareketi. Ee, Şiiler arkadaşlar e, Horasan topraklarında yani Emevi topraklarında diyelim e, gezici örgütlenmişler e, Emevi erkeklerine karşı bir kıyım hareketi başlatıyorlar sanki kendilerince Kerbela olayının ucunu e, almak istiyorlar tabii ki Emevilerin içeride büyük sıkıntı çektiklerini fark edip dışarıda da son bir darbeyi Kendilerini vurup e, Şiiler yönetimi ele geçirmek istiyorlar. E, bu kıyım hareketinin maksadı babadan oğula geçtiği için eğer erkek bırakmazsak Emevi ailesinde halifelik bize geçer e, düşüncesi. Abdurrahman isimli Emevi ailesinden bir erkek kaçıp İspanya'ya gidiyor. Birazdan bahsedeceğimiz İspanya'da Endülüs Emevi devletini kuruyor. Bunun dışında kalan topraklarda da yönetim Abbasi ailesine geçiyor. O halde devletin adı değişiyor diyebiliriz. Yani Abbasileri farklı bir devlet gibi algılamamız gerek yok. E, Abbasiler e, bakın farkındaysanız eğer tarihlere dikkat ettiyseniz Emeviler 661 yılından 750 yılına kadardı. Ama Abbasiler 750 yılından 1258 yılına kadar oldukça uzun bir süre yaşayacaklar Emevilere e, nazaran. Kurucuları Ebu Abbas Abdullah merkezleri de Bağdat yine hatırlarsanız Emevilerin başkenti Şam'dı Abbasilerin Bağdat çünkü herkes kendi taraftarlarının bol bulunduğu yerde ne yapıyor daha rahat yönetebilir devleti diye merkez olarak oraları benimsiyor. E, 751 yılında yaşanan Talas Savaşı Türk tarihi ve Müslüman tarihi açısından çok önemli bir savaş. Abbasilerle Çin arasında Orta Asya için geçiyor ve bu dönemde Türklerle ilişkiler oldukça iyi olmaya başlıyor ve Türkler bu savaştan sonra Müslümanlığı benimsemeye başlıyorlar. E, arkadaşlar Talas Savaşı'nın bir sonraki ünitenin ana konusu olduğu için orada uzun uzun anlatacağım, o yüzden burada bu kadarıyla yetinmenizi rica ediyorum. Ve yine Abbasilerin en başından beri uyguladıkları bir politikaya e, değinmek istiyorum. Hoşgörü politikası. Arkadaşlar Abbasiler kuruldukları ilk andan itibaren diyorlar ki Müslümansanız bizim için herkes eşittir. Müslüman olan herkes e, birdir, birliktedir. Bu anlamda birlik beraberliği kurmak anlamında e, çok önemli bir politikadır Abbasilerin yaptığı bu hoşgörü politikası. En parlak dönemlerini Halife Harun Reşit zamanı diyebiliriz. Harun Reşit zamanında Bağdat'ta bir rasathane kuruluyor. Neydi rasathane gençler? Evet, gözlem evi demekti. Yani demek ki e, gökyüzü bilimi olan astronomi ile uğraşmışlar anlamına gelir bu durum. Yine bu dönemde Anadolu'ya ilk Müslüman akınları başlıyor. E, Tarsus ve Kars arası fethediliyor. Burada Avasım dediğimiz tampon bölge kentler kuruluyor. Amaç şudur, Bizans sınırına Avasım kentleri kurarak, kendi topraklarını, Bağdat'ı korumak, e, sanki düşmanla arasına etten duvar örmek gibi algılayabilirsiniz bu Avasım kentlerini. Tam da bizim içinde yaşadığımız toprakların ne zaman Müslümanlaştığını anlamış oluyorsunuz ya da kim tarafından. Harun Reşit zamanında Tarsus ve Kars arasında Avasım kentleri kuruluyor bölgeye Orta Asya'dan Türkler getirtiliyor. Türklerin savaşçı özelliklerine faydalanmak maksatlı buraya Bizans sınırına hani Bizans'tan bir saldırı gelirse Türkler karşılasın ya da biz öncü bir saldırı yapmak istediğimizde Türkler önden Bizans sınırını yıpratsın mantığıyla kurulmuş. Ee, öte yandan e, Halife Memun zamanına da İslam Rönesansı dendiğini hemen baştan söyleyelim. Rönesans ne demekti? Ee, yeniden doğuş demek. Demek ki bu dönemde İslamiyet yeniden doğuyor. Bakalım ne oluyor? E hatırlayacağınız üzere bir önceki iki önceki ünitemizde Orta Çağ'da dünyaya bakmıştık. Avrupa skolastik düşünceden dolayı bilim adamlarına çok kötü davranıyor, ciddi bir baskı uyguluyor. Bilim yapılamıyor tabii ki. Bu dönemde, tam da bu dönemde Bağdat'ta Beytül Hikme isimli bir medrese kuruyor Memun. bilim evi diye çevirebiliriz Türkçesini. Bu medreseye birçok Avrupa'daki o baskıcı Rejimden kaçan bilim adamları geliyorlar Bağdat'taki bu medresede e, yanlarında getirdikleri antik Yunan, Roma ve Helenistik dönem eserlerini e, Araplara kazandırıyorlar. Burada ter, tecrü, tercüme odaları kuruluyor, Arapça'ya çevriliyor, okutuluyor. E, bakın işte nedir? İslam Rönesansı e, çok ciddi bir İslam'da e, bilime yönelme, yeniden doğuş yani bir aydınlanma yaşanıyor Halife Memun zamanında. Gelelim Halife Mutasım'a. Mutasım'ın annesi Türk ve Türklerin özelliklerini daha yakından biliyor. Bu yüzden de Türkleri hem valiliklerde hem de ordu komutanlıklarında görevlendiriliyor ve Türklerin askeri özelliklerini diri tutmaları için ona onlara özel bir ordugah şehir kurduruyor. Semerra şehri. Ee, yine ambaslerinde sonuna gelelim yavaş yavaş. Burada iki tane Arapça tabirden bahsedeceğim arkadaşlar. Gözünüz korkmasın. Ee, okunuşları ya da söylenişleri size zor gelebilir. Ancak anlamları çok basit. Tevaifül mülk. Mülk devlet demek arkadaşlar. Tevaif de parçalar demek. Yani devletin parçaları. Ne oldu yani? İşte valilikler, eyaletler değil mi? Tevaifül mülklere yani eyaletlere gönderilen emirül ümeralar yani emirlerin emiri diye söyleyelim bunların da Türkçesine yani valiler bunlara çok geniş yetkiler vermiş Abbasiler. Kendi ordularını kurabiliyorlar, kendi maliyeleri var. E şimdi böyle baktığın zaman bütünlük içindeki bir devlet parçalara bu kadar geniş yetki verirse o parçalarda ilk fırsatta ne yaparlar? ...tabii ki bağımsızlıklarını ilan ederler. Hele ki o parçalar bağımsızlık düşkünü olan Türkler tarafından yönetiliyorsa. Az önce söylemiştik Türklere valilik ve ordu komutanlıkları verildiğini. İşte Mısır'da Tolunoğulları ve Akşitler e, Türk valilerin bağımsızlık ilanıyla kurulmuş. Eyyubiler ve Memlükler de yine Türk ordu komutanlıklarının bağımsızlıklarının ilanıyla kurulmuş... Ee, İran'da Büveyhoğulları, Tunus'ta Fatimiler, e, Mavera Nehir'de de Samanoğulları gibi Samanoğulları ve Büveyhoğulları da Türk e, Türkistan devletidir. Ancak Fatimiler Arap Şii devletidir arkadaşlar. Görüldüğü üzere Abbasler e, parçalara ayrılıyorlar, merkezi otoriteleri ve siyasi birlikleri ortadan kalkıyor. E, ancak devlet Bağdat'ta yaşamaya devam ediyor. Ne zamana kadar? 1208 yılında Orta Asya'yı dümdüz ederek Bağdata kadar gelmiş olan Moğol istilası e, Abbasilerin de kapısını çalıyor e, ve böylece 1258 yılında Bağdat Moğolların eline geçiyor. Abbasi halifesi e, Mısır'daki Memlük Devleti'nin korumacılığı altında devam ediyor. Tekrar söylemek istiyorum dikkatlerden kaçmasın. Abbasi Devleti yıkılıyor evet ama Abbas ailesinin halifeliği, Memlük devletinin, Mısır'daki Memlük devletinin ki bir Türk İslam devletidir, egemenliği altında yaşamaya devam ediyor. Şimdi iki devleti birbirine karşılaştıralım istiyorum. Bu özellikler gerçekten çok önemli arkadaşlar. Bakalım neymiş? E, Emevilerin merkezi Şam, Abbasilerin Bağdat. Emevilerin politikası, mevali politikası, Abbasilerin hoşgörü politikası. Emeviler farkındaysanız fetihlere çok ağırlık verdiler. Ancak Abbasilerde neredeyse çok büyük bir sınır değişikliği olmadı. Onlar bilim ve sanat ağırlıklı bir devlet çünkü. Emeviler döneminde mevali politikası sebebiyle Türklerle ilişkiler oldukça kötü. Ancak Abbasiler döneminde Türklerle ilişkiler oldukça iyi ve bu dönemde Türklerin İslamiyet'i kabul ettiğini söylemiştik. Emeviler dönemine baktığımız zaman özellikle mimaride Bizans etkisini görüyoruz. Ancak Abbasler'de ise daha çok İran, Fars kültürünün etkisini görüyoruz. Yalnız ikisinin bu kadar farklılıkları var. Hiç ortak bir yanları yok mu? Evet ortak bir yanları var. Her ikisinde de halifelik saltanatlık şeklindedir. Yani halifelik babadan oğula geçiyor. Evet bunları verdikten sonra artık dersimizin sonuna yaklaşıyoruz. İspanya'da Abdurrahman'ın kurduğu bir devletten bahsetmiştim. Abbasi kıyım hareketinden kurtulan Abdurrahman Endülüs Emevi veya Avrupa Emevi devletini kuruyor. Kurtuba merkezli olmak üzere şöyle Kurtuba'yı hep birlikte görelim arkadaşlar. Bugünkü ismi Kordova olan Kurtuba kenti bir dönem İslam devletine başkentlik yapmış bir devlet ki orada da Müslümanlar Kurtuba medresesini kuruyorlar. Burası Avrupa'nın ilk üniversitesi kabul ediliyor gençler. Bakın bunun altını çizmek istiyorum. Avrupa'nın ilk üniversitesini ve Avrupa'nın her yerinden birçok öğrenci kabul etmiş. Kurtuba Avrupa'nın ilk üniversitesi kültür başkenti haline gelmiş bir Müslüman başkenti. Franklarla çok sık savaşıyor Endülüs Emevileri. Frankların saldırısına çok uğruyorlar. Onlar da Fransa'ya karşı genişlemek için bu savaşları yapıyorlar. Ancak başarılı olamıyorlar. Taht kavgaları başlıyor. Taht kavgaları sonucunda da güneylerinde bulunan, hemen şurada göstermek istiyorum, Granada kenti, baktınız mı? Granada bugünkü adıyla. Burada bir Beni Ahmer ailesi var. Endülüs Emevileri evet, yıkıldıktan sonra, İspanya'nın bir kısmında bakın oldukça da küçük bir kısmı e, Beni Ahmer Devleti kuruluyor. Merkezi Gırnata dediğim gibi. E, onlardan da bu zamana kalan en önemli eser El Hamra Sarayı arkadaşlar. E, ya Beni Ahmer devletinin ömrü çok uzun değil nispeten diğer devlete göre. E, baktığımız zaman bu dönemde İspanya'da e, devletin e, siyasi bilini tamamlayarak kuruluşu söz konusu oluyor. Bakın e, Kastilya ve Aragonya prenslikleri, krallıkları bir evlilik neticesinde birleşiyorlar ve İspanya devleti kuruluyor. İspanya devleti kurulduktan sonra buradaki Yahudilere ve Müslümanlara büyük eziyetler gerçekleştirmişler. Buradaki Yahudiler ve Müslümanlar tam da bu tarihlerde Osmanlı'da 2. Bayezid dönemi. 2. Bayezid'den yani Osmanlı'nın hoşgörüsünden tabii ki buna güvenerek yardım istemişler. Ancak 2. Bayezid çeşitli olaylarla özellikle Cem Sultan olayı diye bildiğimiz henüz sizin için bu konu erken ama internette vakit geçiriyorsunuz zannederim çokça. Oturup araştırabilirsiniz Osmanlı döneminde Cem Sultan olayı neymiş diye. ...Osmanlı Devleti'ne gerçekten büyük sıkıntıya sokan bir olay. İkinci Bayezid Osmanlı Padişahı bu olayla ilgilendiği için... ...buradaki Yahudilerin ve Müslümanların durumuna fazla eğilememiş. Yine de onları birkaç gemi göndererek... Anadolu'ya yerleştirmiş. Burada dikkat etmeniz gereken şey şu. Sadece Müslümanları alabilir. Ben Müslümanım ve sadece Müslümanlara yardım edeceğim diyebilir ikinci Bayezid. Yahudileri de alıp bu katliamdan, bu zulümden kurtarması gerçekten Osmanlı Devleti'nin bir hoşgörü politikası içinde olduğunu bizlere ne yapıyor? Gösteriyor. Teşekkür ediyorum gençler. Bu haftalık dersimiz bu kadar. Bundan sonraki derslerimizde görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.